Dolayısıyla yoksulları alıp onun yoksulluğunu teşhir etmek, onun onuruyla oynamak bizim kitabımızda yoktur. Bizim anlayışımızda yoktur. Yoksulluk envanterini yapacaksınız. Belediye birisini alacaksanız önce o yoksul evlerden alacaksınız. Çalışmayan birisi varsa o evde, o hanede, sigortalı olmayan birisi varsa alacaksınız. İşi olacak, gücü olacak ve çalışacak. Ve onun insanları kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız değerli arkadaşlarım. Kısaca söyleyeceklerim bunlar. Ama bir şeye daha değinmek isterim. Değerli arkadaşlarım. Seçimlerden bu yana ne kadar süre geçti? Bir aydan fazla. Bütün seçimler sonuçlandı. İstanbul seçimleri sonuçlanmıyor. Niçin? Niçin? İtirazlar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu itirazlara süratle oturdu, kararını verdi ve bitirdi. İstanbul'a gelince bir türlü karar çıkmıyor. Niye karar çıkmıyor? Hangi gerekçeyle karar çıkmıyor? Ve Yüksek Seçim Kurulu'na seslenmek isterim. Ya arkadaşlar, siz dediniz ki bütün geçersiz oyları sayacağız. Eyvallah. 39 ilçede bilmem kaç bin sandıkta bütün geçersiz oylar sayıldı. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Yetmedi. Altı ilçede bütün oylar sayıldı. Günlerce. Sayıldı. Sonuç değişti mi? Sonuç değişmedi. Onu da geçtik. Yine itiraz geldi. Efendim, 39 ilçedeki bütün oylar sayılsın. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki 22 ilçeden örnek alacağım sondajlama yöntemiyle. Kaç? 57 sandığı yeniden sayacağım. Peki. 57 sandık yeniden sayıldı. Sonuç yine değişmedi. Şimdi değerli arkadaşlar, ne yapmak istiyor Yüksek Seçim Kurulu? Efendim, kısıtlar var, oy kullanmış. Mahkumlar var, oy kullanmış. İyi de bu adamlar, yani bu itirazı yapanlar, niye daha önce itiraz etmediler? Niye seçmen listelerine şunlar şunlar yanlıştır demediler? Neden tutanaklar, oylar sayılırken tutanaklara şer koymadılar? Devletin gücünü arkasına almış, sahte delil üretiyorlar. Devletin gücünü arkasına almış, seçimi iptal ettirmek için her türlü kumpasa tezgah hazırlıyorlar. Ve Yüksek Seçim Kurulu da her gelen şikayeti dinleyeceğim. İyi de bu şikayetlerin sonu bitmezse ne olacak? Şu gün sonuçlanacak, bugün sonuçlanacak, yarın sonuçlanacak. İstanbul seçimleri bir İstanbul seçimi olmaktan çıkmıştır. İstanbul seçimleri bir demokrasi tercihi noktasına gelmiştir. Ya demokrasiden yana ya demokrasi dışı bir uygulama olacak. Adı üstünde Yüksek Seçim Kurulu. Bakın şimdi. Yapılan şikayetler. Onların yetkilileri söylüyor. CHP yapmadı ama, yani bütün bu kumpasları, hile işlerini. CHP yapmadı ama bilmediğimiz birilerinin henüz tam olarak bilmediğimiz bir şeyler yaptığını biliyoruz diyor. Allah aşkına yani. Ve Yüksek Seçim Kurulu bunları ciddiye alıyor. Ya siz hakimsiniz ya. Saçmalıklar ciddiye alınır mı? CHP yapmamış. Kim? Bilmediğimiz birileri yapmış. Ya sandık görevlerini kim tayin ediyor? CHP mi? Kim tayin ediyor? Devam ediyor. Bu işte bir gariplik olduğunu hissediyorum diyor. Onun için itiraz ediyoruz. Ya somut delil olmadan, elde veri olmadan bu işte bir gariplik var. O nedenle itiraz ediyoruz. CHP yapmadı ama birileri yapmış olabilir. Bilmiyoruz ama buna da bir bakalım. Yine devam ediyorlar. İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu, sandık başında oldu diyor. Bu doğru. İstanbul'da bir şeyler oldu ve sandıkta oldu. İstanbul'da bir şeyler oldu, Ekrem İmamoğlu kazandı ve sandıkta oldu. Bu kadar. Bakın şimdi,
saygıdeğer bir köşe yazarı geçen gün neler yazıyor. Saygıdeğer bir köşe yazarı şöyle yazıyor. Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden, yani AK Parti kanalları üzerinden AK Parti'ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum diyor. YSK üyeleri AK Parti'ye tavsiyelerde bulunuyorlar. Bunu duyuyorum diyor. Ancak YSK'dan AK Parti'ye, Yüksek Seçim Kurulu'ndan AK Parti'ye başvuruyu yenileyin yoksa usulden reddedilecek mesajının gittiğini, bunun üzerine AK Parti'nin 20 Nisan'da KHK'lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenileyerek 16 Nisan başvurusunu geçersiz hale getirdiğini birçok kaynaktan doğrulattım diyor. Bu duyum, ki doğrulatan bir duyum, bir gazeteci doğrulattım derken mutlaka kimlerle içeriden ve dışarıdan görüşmüştür ve bu haberi yazmıştır. Bugüne kadar bu hiç yalanlanmadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun içinde AK Parti ile işbirliği yapıp İstanbul seçimlerini iptal ettirmek için ortaklaşa bir kumpas mı hazırlanıyor? Biz buna inanmak istemiyoruz. Hakimin vicdanıyla ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde karar vermesini bekliyoruz. Bir devlette hukuk ne demektir? Hukuk olmasa o devlet ne olur? Hukuk, kişinin haklarının korunduğu, liyakatin sağlandığı, saygın bir devletin ortaya çıktığı, demokrasinin olmazsa olmaz kurallarından birisidir. Hukuk budur. Hukuku çekip çıkarırsanız devlet organize suç örgütüne dönüşmüş olur. Gücü olan her şeyi yapmış olur. Bir devleti organize suç örgütü haline sokmamak yargıçların elindedir, hakimlerin elindedir. Adaletle davranmak, vicdanıyla karar vermek, hukukun üstünlüğüne dayanarak karar vermek hakimin temel görevidir. Hiçbir yargıcın yasaları bir tarafa bıraktım. Daha önce verdiğim kararları da bir tarafa bırakıyorum. Birileri talimat verdi. Biz zaten oturduk, anlaştık. Şimdi İstanbul seçimlerini iptal ediyorum deme hakkı ve hukuku yoktur. O nedenle Yüksek Seçim Kurulu üyelerine çağrıda bulunuyorum. Bir, Yüksek Seçim Kurulu yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında verdiği kararlara uymak zorundadır. Yani hem kanunlara uyacak hem de benzer olaylar dolayısıyla nasıl karar vermişse aynı kararlara uyacak. Birilerinin talebine göre daha önce verdiği kararları ters yüz etmeye veya yasaları ben tanımam demeye hakkı yoktur.